bugünkü Avrupa milletleri, belki tabii Avrupa'yı karıştırdı Atilla ama Atilla çok şey borçlular aynı zamanda. Çok şey öğrendiler. Biraz daha sonra Avarlar gelecekler. Avarlar üzengiyi getiriyorlar. Üzengi sayesinde şövalyelik doğuyor. Yani atın üzerinde sağa sola dönerek savaşma, üzengi meydana geliyor. Bugünkü Polonya'nın, Çekoslovakya'nın, yani Slovakya'nın, Çeklerin ve Doğu Avrupa'nın etnik temeli atılıyor. Düşünebiliyor musunuz? Daha Slavlar piyasada yok bakın. Slavlarla birlikte neler tabii geldi? Slavlar daha sonra. Yani biraz daha 800'lere doğru Slavlar çok etkin hale geliyorlar. Şeyde ve Polonya'nın doğusuyla Ukrayna taraflarında ortaya çıkıyorlar. Doğudaki Ruslarla Vikingler, yani Varekler, işte Slavlar karışarak, hatta bu Türkler de karışarak Rusları meydana getiriyor. Yani o yüzden çist Rus, vafşe netto derler. Yani temiz Rus yoktur diye söylerler. Bu karışımdır Ruslar gerçek anlamda. Rus kelimesi Rusya değildir. Fince kayıkçı demektir. Kayıkçı. Tabii. Mesela aynı Vikingler. Vikingler Avrupa'yı tarumar etti. Alt üst etti değil mi? Ama Pekenekleri yenemedi. Kıpçakları yenemediler. Yani bu şey değişiyor ve bakın İngilizce'de slave kelimesi de biliyorsunuz. Slav'dan geliyor. Onlar bir ara köle olarak Müslüman ülkeler satıldığı için Müslümanlar da onlara sakalibe diyorlar. Sakalibe. Sakalibe diyorlar. Saklap da diyorlar. Slave kelimesi. Slav'dan geliyor. Tabii. Ama kelimenin kökü esklave Yunanca'da. Yunanca oradan şey geçiyor. Köle olan kişiye verilen isim. Ama bugün baktığımız zaman Doğu Avrupa'da hep Slavları görüyoruz. Değil mi? Polonya, Çekoslovakya, Çekler falan, Yugoslavya toprakları bakın. Romenler dışında nerede? Yunanlar dışında değil mi? Çoğu Slav. Türkler nerede? Çok iyi dediğiniz gibi asimile oldu. Asimile oldu orada. Ve aralarında kayboldu.